olmaz bize. Bu ne güzel Eryaman böyle. Bu ne güzel Eryaman böyle. Çok kıymetli Eryamanlılar, değerli Eğitim Eskutlular, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına, Genel Başkan Yardımcılarım adına, parti meclisi üyelerim, milletvekillerim adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle çok yoğun bir koşturmanın içindeyiz. 31 Mart'ın önemini hep birlikte konuşacağız. Bugün bir başka programda birlikte olacağımız birinden size selam getirdim. Şu anda bir başka programda koşturuyor. Dört bir yandan, dört bir koldan koşturuyoruz. Çünkü hedefimiz 31 Mart akşamı bütün Türkiye'nin Ankara'daki rekoru konuşması. Ankara'daki rekoru. Ankara'da bir büyük rekor kıracağız. O gece en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bu olacak. O rekoru çok sağlam bir takımla kuracağız. Ama o takımın Ankara'daki kaptanının selamını söylüyorum size. Mansur Başkan'ın selamlarını getirdim. Mansur Başkan geldiği günden beri Ankara'da huzur var, Ankara'da güven var, Ankara'da sevgi var, Ankara'da mutluluk var. Birilerinin yaptığı gibi artık ayrımcılık yok, partizanlık yok, bütün Ankara'yı hep birlikte kucaklamak var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii seçmenin kararına, seçmenin vereceği karara sonuna kadar saygılıyız. Şimdiden kimse seçmenin kararına ipotek koyamaz. Ama televizyonlardaki bütün yorumcular ve anketleri yapan firmaların bütün temsilcileri şunu söylüyorlar. Ankara'da büyükşehir belediye başkanlık yarışı artık bitti. O yarışın sonu belli. Ama biliyorsunuz pandemi yaşadık. Millet pandemide şaşkın, korku içinde, ne yapacağını bilemez haldeyken 3 tane maskeyi dağıtamayanların eli ayağına karışmışken bütün büyükşehir belediye başkanlarımız ve Mansur Başkan maskesinden hijyen kitine, evlere gıda desteğinden hiç gözün görmediği yerde veresiye defterlerinin kapatıldığı dayanışma belediyeciklerine kadar hem bizi gururlandıran, hem Ankara'yı onurlandıran, hem de insan onuruna yakışır bir sosyal belediyecilik anlayışını bütün Türkiye'ye gösterirken en büyük sıkıntısı neydi? Hizmet etmek istediğinde sürekli elini kolunu bağlayan, ellerini arkasından bağlayan büyükşehir belediye meclis çoğunluğunun olmamasıydı. Şimdi büyükşehir seçiminde Mansur Başkan tamam ama hepimize düşen bir görev var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu alacağız. Çoğunluğu alacağız. Bunun için de rehavete kapılmak yok. Bunun için bir tek oyun bile önemi var. Biz seçimi kazanıyoruz.
Nasılsa alıyoruz. Olsun varsın. Ben gitmesem de olur. Yok komşum hasta, gelmeyiversin. Nasılsa kazandı Mansur Başkan. Ya da efendim üçüncü kattaki engelli seçmeni üzmeyeyim, yormayayım. Nasılsa aldık seçimi. Bu öyle bir seçim değil. Bu seçim belki bir oyla Ankara Büyükşehir'e bir fazla belediye meclis üyesi yollayacağımız ve o bir oyla Ankara'da çoğunluğu kazanacağımız bir seçimdeyiz. Bu işin önemini, ciddiyetini, fedakarlığını, cefakarlığını sizlere emanet ediyorum. Tabii diğer yandan malum Ankara'da 3 belediyemiz var ama bu seçimde çok sayıda belediyeyi kazanacağımızdan hiçbir şüphem yok. Çok büyük bir sürpriz, çok büyük bir başarı, çok büyük bir zaferi müjdeliyorum şimdiden size. Elbette, elbette tüm ilçelerimiz çok önemli. Ancak bu seçim bilhassa önemli olan bir yer vardı. Etimesgut, eğer bu seçim bu şartlar altında biz Etimesgut'u alamazsak bir daha işimiz zordu. Ama şunu da biliyoruz ki bu seçimde Etimesgut'u alırsak bir daha kaybetmeyeceğiz. Bir daha kaybetmeyeceğiz. Onun için aday belirleme sürecinde çok ince eledik, sık dokuduk. Dedik ki evet partimizin oyunu almalıyız. Partimizin birazdan bahsedeceğim çok emanet oyları var. Onları geri almalıyız. Diğer partilerden oy almalıyız ve bu seçimi büyük bir coşkuyla götürmeliyiz. Bir adaylaşma sürecini çalıştık. Bu süreçte ben il başkanımıza, ilçe başkanımıza, Etimesgut'taki aday adaylarımıza, bilhassa Ankara milletvekillerimize, her birine, çünkü partinin teşkilatında geçmiş dönemlerde görev yapmak yerine çok başka sorumluluklar üstlenmiş ama Ankaralı kimliği olan, Etimesgut'ta benimsenen, hem sosyal demokratların hem de oyuna tabi olduğumuz, talip olduğumuz, Ankara'yı seven güzel insanların, iyi insanların, milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların da tanıdığı, sevdiği, güvendiği ve adaylığı ile birlikte Etimesgut'a büyük bir heyecan getirecek olan Erdal Beşikçioğlu'nu adaylaştırdık. Bu sevgi, bu dalgalanan bayraklar, elbette kendisi bir sanatçı, çok iyi bir yönetici. Yıllar önce Güneydoğu'da İki büyük bölgenin bütün tiyatrolarının yöneticiliğini yaparken yaptığı işler inanılmaz derecede efsaneleşmiş. Takım kurma, ekip kurma, o ekibi sevk etme, yönlendirme, motive etme konularında kendisini tanıyan herkes Erdal Bey'in oyunculuğundan üstün bir tarafı varsa o da yöneticiliğidir diyor. Bunu herkes bilsin, böyle bilsin. Ben ekibini, takımını gördüm. Genç, dinamik, işini bilen, kararlı, ne istediğini bilen güçlü bir ekibi var. Arkasında da Cumhuriyet Halk Partisi örgütü aslanlar gibi duruyor. Hep beraber arkasındayız. Geçtiğimiz günlerde yine Etimesgut'ta bir toplantıda dedim ki onun adaylığı elbette önemli bir adaylık ama
onun şahsında temsil ettiği, geçmişte vatandaşın onu tanıdığı, temsil ettiği yapılar içinde onun bizim tarafımızdan adaylaştırılması kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin de bir ifadesidir dedim. Yolda gidiyoruz. Koruma araçları yer değiştiriyor. İlleri değişirken polislerle sohbet ediyoruz. Hepsi şöyle diyor bana. Komiserimiz için teşekkür ederiz. Hangi komiser diyorum? Diyorlar ki Behzat komiser. Behzat Ç için. Arkadaşlar, bütün Türkiye'nin sevgilisi olmuş bir karakter Behzat Ç. Devlet adamlığı için ise herkes, geçenlerde anket yaptırdık. Ankette oldukça iyi bir yerde çıktı. Dedim ki çok iyi dedim. Dediler ki hak ettiğini çok gerisinde aldı. Niye? Ya ankette isimleri soruyoruz, soruyor. Dinlemişler. Teyze diyormuş ki bunlara vermem. Kime vereceksin? Komisere vereceğim, komisere diyormuş. Öbür taraftan valiye vereceğim diyorlar. Niye vereceğim valiye? Bu vatandaş bu kapıda niye bekliyor diyor. Vatandaşın önünde beklediği kapalı kapı görmeyeceğim diyor ya. O söylediği kapı bir insan tarihinin Etimesgut Belediyesi'nin kapısı. O yüzden bir riskimiz var. Bakın, ankette Erdal Beşikçioğlu ismini tanımayıp oyu Behzat'a vereceğim diyen var. Valiye vereceğim diyen var. Görev kimde? Sizde. Siz bu ismi konuya, komşuya, yaşlıya, gence, herkese ezberletmeniz lazım. Nereden geliyor Erdal Beşikçioğlu? Polis akademisinden mezun değil, Beşik'ten komiser bu, Beşik'ten komiser. Beşik'ten polis, doğuştan polis. Aman ha, bakın aday dört dörtlük, tanınırlık tamam, motivasyon tamam ama ismini bilmeyenden dolayı sıkıntıya düşmeyelim. Ben sizden bunu 31 Mart'a kadar her gördüğünüze Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin adayı Behzat Ç olduğunu, vali olduğunu ve Beşik'ten mezara hizmet etmek için sabırsızlandığını herkese söyleyeceksiniz. Tamam mı? Söz mü? Şimdi bu işin tabii bir tarafı da ne yapacak? Yapacağı şu, bir kere yapacağı işlerden iki taraf memnun olacak. Bir, gençler çok memnun olacak. Bir de Etimesgutlular, başta esnaf memnun olacak. Etimesgut'ta 3 tane üniversite var. Doğru mu? Ama Etimesgut'a hiç faydası yok. Çünkü öğrenciyi Etimesgut'ta tutamıyoruz. Gündüz geliyorlar, akşam gidiyorlar. Esnafa faydası olmuyor. Dairelere, ev sahiplerine faydası olmuyor. Bu yüzden biz burayı bir öğrenci kenti haline getirmeye, sen oku diye projemiz ve genç üniversiteli projelerimizin ilk uygulamalarını burada yaparak Erdal Başkan'ın Etimesgut'taki öğrencilere nasıl sahip çıktığını, burayı nasıl bir üniversite kenti yaptığını, nasıl bir kültür, sanat kenti yaptığını ve nasıl burayı gençlerin göz bebeği bir yer haline getirdiğini en kısa sürede yaşayacak Eryaman, yaşayacak Etimesgut. Tabii öğrenciler için yurt yapmanın, burs vermenin, gençlik merkezlerinin ve ilgi çekici projelerin önemi büyük. Ama bunun Etimesgut için de önemi büyük. Zira ben geçtiğimiz günlerde söylediklerinde inanamadım. Ama
örneğin çok karşılaştırmalı, çok çarpıcı örnekler var. Mesela Ata Mahallesi diye bir mahalle var. Yeni Mahalle'nin sınırına giriyor. Etimesgüt'ün sınırına giriyor. Sincan'ın sınırına giriyor kavşak. Bir taraf Etimesgüt, bir taraf Yeni Mahalle. Apartman aynı apartman, daire aynı daire. Yeni Mahalle'de olan 10 bin lira, 10 milyon lira. Ama Etimesgüt tarafta olan 6 milyon lira. Aynı Yaşamkent'teki durum gibi. Yaşamkent'te Çankaya ile Etimesgüt'ü bir cadde ayırıyor. Bir tarafında 12 milyon, bir tarafında 8 milyon lira. Bu CHP'nin yönettiği bütün belediyelerde var. Bütün Türkiye'de var. Bizim belediyelerimiz yönettikleri kenti cazibe merkezi haline getiriyorlar. Üniversite öğrencilerin %85'i CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerdeki, ilçelerdeki üniversiteleri tercih ediyor. İnsanlar tatile CHP'li belediyelere geliyorlar. Dahası göç hareketleri incelendiğinde CHP'li belediyeler, göç alan belediyeler, AK Partili, MHP'li belediyeler ise göç veren belediyeler durumunda. Etimesgüt'te sosyal demokrat belediyecilik hayata geçtiğinde emlak değerleri de artacak, dükkan değerleri de artacak. Etimesgüt'te yaşamın kalitesi de artacak. Etimesgüt'e ziyarete gelen de artacak. Etimesgüt bir cazibe merkezi olacak. Onu da bu vizyon sahibi yönetici yapacak. Söz veriyoruz Etimesgüt'a. Bir de işin kara propaganda tarafı var. Onları adayımız üstünde, ama benim söylemem lazım. Benim boynumun borcu. Bunlar biliyorsunuz geçen seçimlerde de insanlara açsınız, yoksulsunuz, güvencesizsiniz, endişelisiniz ama tehlike büyük. Bize oy vermelisiniz. Yoksa ezanı susturacaklar. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler yalanıyla. Yoksulların, güvencesizlerin, işsizlerin, elbette hepsini değil ama %1'ini etkiledilerse hak etmedikleri koltukta 5 yıl daha oturma imkanı elde ettiler. Şimdi görüyorlar Etimesgüt elden gidiyor. Aynı kirli propagandayı başlatmışlar. Diyorlar ki eğer biz gidersek, CHP gelirse Etimesgüt'teki şehitlerimizin adının verildiği caddelerin, sokakların adı değişecek. Yahu Erdal Beşikçioğlu'nda şehidin adını değiştirecek belediye başkanı gören var mı yahu? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ya da diyorlar ki efendim belediyede milliyetçi, ülkücü gençler çalışıyor. Hepsinin işine son verecek. Bakın belediyede çalışan emekçi mi? Emekçiler bana emanet ama siyasi görüşü ülkücü ise onlar da Mansur Yavaş'a emanet. Kimse korkmasın, kimse birbirini korkutmasın. Sosyal yardımların kesileceği yalanı İstanbul'da ve Ankara'da sosyal yardımların 5 katına çıkmasıyla çökmüştür. Ayrıca geçen seçimlerde efendim Ankara Büyükşehir'i CHP kazanırsa EGO'yu DHKPC militanlarına verecekler. Su faturalarını teröristler okuyacak, teröristler getirecek diyorlardı. O yalanı atan Süleyman Soylu tarih oldu. Tarih oldu. Ama o yalanın muhatabı Mansur Yavaş 5 yıldır her görüşten, her siyasi görüşten pırıl pırıl gencin ekmeğiyle oynamadı, alırken de kimseyi kandırmadı,
Ve şu anda her su faturasının her sayaç okunurken, her su faturası gelirken AK Parti'nin ve MHP'nin sırf bir oyu alabilmek için nasıl yalana, algı operasyonlarına, iftiraya sığındıkları ortaya çıkıyor ve bu yalanlar artık Ankara sokaklarında karşılık bulmuyor. Asla bulmuyor. Hal böyle olunca bundan sonraki süreç için 26 gün hepinize çok iş düşüyor. Hepinize. Kapı kapı çalışmak, bu atılan yalanları boşa çıkarmak, başkanımızın ve Mansur Başkan'ın hem vaatlerini, sözlerini, yapacaklarını iyi anlatmak, hem de bu kara propagandalara karşı örgütün gücünü göstermek size düşüyor. Ben her yerde övünüyorum. Benim örgütüm okuyan bir örgüttür, anlayan bir örgüttür, tartışan bir örgüttür, aklına yattıysa anlatan ve ikna eden bir örgüttür. Size güveniyoruz. Tabii, çünkü şimdi size konuşamam. Niye? Kötü bir alışkanlık olmasın. Sizi çeken yok. Buradaki kalabalığı çekiyorlar. Buraya konuşursam herkes bu tarafta durur. Size böyle Veli Ağbaba gibi dıt dıt yapıp bu yana gidiyorum. Eğer bir yerde miting varsa, yönde tarafaysa oraya toplanmak lazım. Şu kalabalık var ya, şu kalabalık. Dosta güven veriyor, dost olmayanı da kaygılandırıyor. Helal olsun hepinize. Helal olsun. Sizin anlatmanızdan başka çare yok. Zira Atatürk'ün cepheden haber versin diye kurduğu Anadolu Ajansı haberi kaynağında sansürlüyor. Buraya geliyorlar, buraya. Miting başlamadan bir saat önce tepeden bir fotoğraf çekiyorlar. Yarın gazeteyi açıyorsun, Anadolu Ajansı Eryaman mitingini boş meydan diye yollamış. O yüzden bir Anadolu Ajansı'na rica edelim, şu bayrakları bir çek de göreyim yarın. Çek bu bayrakları göreyim. Şu güzelliğe bak. Yazsana yarın Eryaman gelincik tarlası gibi diye. Yaz. Bir de TRT var. Devletin televizyonunu yapmayın. Yapmayın. Sonuçta ne kadar kıssak haklıyız ama iki şey söyleyeyim. Bir, TRT'nin emekçilerinin hiç günahı yok. Pırıl pırıl insanlar ama yöneticileri, genel müdürleri, yardımcıları maalesef onlar çekiyor, onlar kırpıyor. Onlar güzel haber yazıyor, içini değiştiriyor. O yüzden TRT'den, Anadolu Ajansı'ndan bir muhabir görürseniz, bir kamera görürseniz mutlaka onlara Atatürk'ün emanetine gösterdiğiniz saygıyı gösterin o emekçilere. Anadolu Ajansı'nın ve TRT'nin emekçilerine, onları kurtaracağımız günün şerefine bir alkış alalım. Bir alkış. Bir kere biz gelince hepsi sendikalı olacak. Çünkü şeyden korkarım. Kurum saçmalıyor, sahada muhabirine laf ediyorlar. O çok kötü bir şey. A Haber'in dahi muhabirlerinin hepsi pırlanta gibi insanlar. Hepsi emekçi çocuklar. Siz anasına bakıp da sakın böyle aşağıda sahada gördüğünüze bir şey yapmayın. Hepsi benden size emanettir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Şimdi TRT'nin yöneticilerinin bir rezilliğini anlatalım. Biz bir reklam filmi çektik. Çal bakayım reklam filmini, hatırlayalım.
Bakalım ben konuşuyorum diye arkada yatıyor mu, cihazın başında mısın? Çal reklam filmini, duyalım müziği. Hatırlıyor musunuz? Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere, evet. Hazırız biz. Şimdi bunun müziği Barış Manço'ya ait. Telif haklarını ödedik, kullanma iznini aldık. Filmi çektik. Filmde kim var? Ekrem Başkan var. Kepengi açamayana yardım ediyor, kepengi açsın diye. Mansur Başkanımız var. Veresiye'yi o çağırmış. Bir ablamız kapatıyor Veresiye'yi. O da teşekkür ediyor. Topuklu Efe'miz var. Seraları geziyor. İzmir Büyükşehir adayımız var. Onun yönettiği kentte geceleyin bile parklarda kadınlar özgürce oturabiliyorlar. Bütün belediye başkanlarımız orada ve bunu 15 gündür bakın A Haber yayınlamıyor. Yandaş kanallar yayınlamıyor parasıyla, anladım da TRT'ye yolladık. 15 gündür hukuk biriminden hukuk onayı bekliyor. AK Parti 15 gün, AK Parti 2 gün önce dün akşam yayınlanan videoyu yolladı. Bir günde hukuk onayını vermişler. Dün akşam yayınlamaya başladılar. Bizimki hala yok. Bugün yazın dedim tekrar. TRT dijital hizmetlere yazmışlar. Mart ayı boyunca rezervasyonlarımız dolu diyor. Kardeşim, sen devletin televizyonusun. Hepimizin vergileriyle, TRT paylarıyla maaş alıyorsun. Nasıl oluyor da bir siyasi partiye hizmet ediyorsun? Bu kararı alanlar, size and olsun, günü gelecek, alnınızı karışlayacağız sizin, alnınızı. Ve buradan uyarıyorum. O filmi yayınlayacaksınız. O filmi ya yayınlayacaksınız ya yayınlayacaksınız. Hodri meydan. 1 Ocak'tan bugüne toplam bizi 42 dakika vermişler. AK Parti ile MHP'yi 2595 dakika. 2595 dakika. 2 güne baktık. Murat Kurum 29 dakika. Hamza Dağ 26 dakika. Altınok 17 dakika. Ama Mansur Başkan, Ekrem Başkan 0 dakika. 0. Böyle vicdansızlık olmaz. Ve 1 Ocak'tan beri ana muhalefet liderini 70 günde 42 dakika veren TRT İstanbul adayını 2 günde 29 dakika veriyor. Bu kadar büyük haksızlığa, bu kadar büyük adaletsizliğe inanamıyorum. Söyledim grup toplantısında. Sabahın köründe geliyor TRT'nin emekçisi, bizden geç gidiyor ama bir dakika yayın yapmıyorlar. Ne zaman vereceksin? CHP binası yanarsa verecek haberi. Benim haberimi ne zaman vereceksin? Herhalde ölürsem cenazemi verecekler. Ben de dedim ki, bak, er geç başımıza gelecek. Dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin. İstemiyorum hiçbirini. İstemiyorum. Şimdi Etimesgut'un, Eryaman'ın güzel insanları. En önemli konumuz,
en can alıcı konumuz nedir? Tayyip Erdoğan'la kavga etmek. O bizle kavga etmek istiyor. Ne üzerinden? Kimlik siyaseti üzerinden. Ne üzerinden? Efendim her gün o zam 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 yapacak. Bize dem 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 diyecek. Ne üzerinden kavga etmek istiyor? Kendi çıkardığı gerilimler üzerinden. Ben ona şunu söylüyorum. Tamam, kavgaya varım ama senin istediğin kavgayı yapmam. Ben seninle emeklilerin hakkı için kavga edeceğim. Çalışanların hakkı için kavga edeceğim. Yoksullar için kavga edeceğim. Ve onların hakkını senden söke söke alacağım. Bunu göreceksin. Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Tayyip Erdoğan geldiğinde. Bugün aynı hesap olsa en düşük emekli maaşının 25-26 bin lira olması lazım. 3 Kasım 2002'de bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın bile alamıyor. Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca emeklilerin cebinden böyle emeklinin cebinden tam ayda 5,5 çeyrek altını çalmıştır. 5,5 çeyrek altını. Bir başka hesap yapalım. Burada bir kez önce birisine hakkını vermek lazım. Nedir? Emekliler geçmişte bayramlarda ikramiye falan almıyordu. Kimin sayesinde alınıyor şimdi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ona yürekten bir selam yollayalım genel başkanımıza. Peki. 2015'te 7 Haziran'da Kemal Bey emeklilere ben emekli Kemal'im dedi. 2 bayramda birer maaş ikramiye dedi. Bunlar önce olmaz dediler. 1 Kasım'a giderken baktılar çoğunluğu kaybettiler. Biz de vereceğiz dediler. 2018'e kadar hiçbir şey yok. 3 yıl kulaklarının üstüne yattılar. 2018 seçimlerine birkaç ay kala 1000 lira emeklilere ikramiye koydular. Biz o zaman itiraz ettik. 1000 lira yeterli değil, asgari ücret olsun diye. Beğenmediğiniz 1000 lira 24 kilo dana kıyma alıyordu o gün. 24 kilo. O 2018'deki 1000 lira 2021'de 2000 oldu. Bu seçimde çok konuşuldu. 5000 yapacağız dediler. 3000 yaptılar. Bu 3000 lira sadece 6 kilo dana kıyma alıyor. Yani sadece emekli ikramiyesi üzerinden Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı emekli ikramiyesi üzerinden emeklinin bayram sofrasından, buzdolabından, kursağından tam 18 kilo kıymayı çalmıştır. Hakkınızı arayacağız. Hep beraber arayacağız. Açlık sınırının 16 bin lira olduğu, yoksulluk sınırının 53 bin lira olduğu bir yerde emekliye 10 bin liraya geçin diyenlere 31 Mart'ta verecek bir cevabınız var mı? Var mı? Var mı? Size kaynak bulamayıp beşli çetelere bulana, yandaş müteahhite bulana, dünyanın en pahalı limuzin Mercedes'inden makam arabası diye 2 tane alana, uçan sarayı alana, 1000 odalı saray yaptırana 31 Mart'ta oy var mı? Oy var mı 31'inde? Elbette yok. Ve Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta emeklinin gücünü görecek. Ben bütün meydanlarda görüyorum.
Şimdi arkadaşlarıma göstereyim. Kameraya göstereyim. Meydandaki emeklilere kaldırsın. Bir şey diyeceğim. Bayrakları indirin. Bir dursun bayraklar. Sadece el kaldırın. İnanılmaz. Peki 10 bin lira alan emeklilere el kaldırsın. 10 bin. %70-75'i. Şimdi bu emekliler 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'dan bunun hesabını sormaya var mıyız? Var mıyız? Söz mü? Söz mü? Bundan sonrasını o düşünsün. Helal olsun size. Bundan sonrasını o düşünsün. Son sözüm şudur. 31 Mart sadece bir yerel seçim değil. 31 Mart ihmal edilenlerin, yok sayılanların, hor görülenlerin, küçük görülenlerin, ezilenlerin, emeklilerin, emekçilerin, yoksulların, işsizlerin, kadınların, gençlerin ve her yaşta umudunu kaybedenlerin geçen Mayıs ayında 14 ve 28 Mayıs'tan sonra başı öne eğilenlerin, boynu bükülenlerin bu genel iktidarı yerelden dengeleyecekleri gündür. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP üzerinden her gün birbirine benzeyen bir birlikteliğe dönüşmüştür. Hatırlayın, belediye başkanı aynı başkan Enver Demirel 2014'te nasıl geldi buraya yerleşti? Belki de birçok sosyal demokratın aman AK Parti kazanmasın diye o zaman gazeteler kampanya yapıyordu. Tatava yapma bas geç. Çankaya'da CHP'ye, Etimesgut'ta MHP'ye diye. Doğru mu? Aldılar oyları. Sonra ne yaptılar? 2019'da Atatürk'e husumet duyanlara, Atatürk'e İnönü'ye iki ay yaş diyenlere, keşke Yunan kazasaydı diyenlerin talebelerine, Atatürk büstleri devrilecek, köpek leşi gibi yerlerde sürüklenecek diyen fesli deli Kadir'in gidip elini eteğini öpenlere, Enver Demirel bunları yapanların ittifak adayı oldu. Yani 2014'te aman Çankaya'da CHP, Etimesgut'ta MHP diyenlerin ve 2014'te cumhuriyetçi, Atatürkçü, layık hassasiyetlerle aman AK Parti'ye gitmesin diye oy verilenler şimdi geldiler AK Parti ile kol kola yetmez. Hüdapar'la kol kola. Yani Hizbullah'la kol kola. Kadınları sahiplendireceğiz bekar kadınları diyenlerle kol kola. Domuz bağcılarla kol kola. Şimdi o yüzden herkes ittifakını bilecek. O tarafta domuz bağcılar var. O tarafta Atatürk'e husumet duyanlar var. 2014'ten bugüne bu kadar değişiklik varken o zaman göreydik Enver Demirel'i, itiraz edeydi. Susuyorlar. O ittifaka, Tayyip Erdoğan'a, Hüdapar'ın teknesine su taşıyorlar. Onun için bu seçim herkes aklını başına alacak. Herkes. Bütün CHP'liler. Bütün sosyal demokratlar. Dur. Orada değiliz. Başka bir yerdeyiz. Kendi oyumuza sahip çıkma,
adayımıza sahip çıkma, Etimesgut'ta artık iktidarı değiştirme noktasındayız. Bunun için hep birlikte bir dinliyoruz. Hep beraber. Hep beraber. Herkes sosyal demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları gidecek bulacak. Koluna girecek. Bu sefer bu seçimi biz kazanıyoruz. Cumhur İttifakı kaybediyor. Heba edilecek bir tane oy yok. Feda edilecek bir tane oy yok. Sandığa gitmeyecek bir tane cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi yok. Bu işi 2014'te düşülen bu noktanın devamından çıkaracağız. Bu işi 31 Mart Pazar günü hep beraber bitireceğiz diyoruz. Söz mü? Söz mü? Hadi bakalım. Sizden duyalım. Onlar üstüne düşeni yapıyor. Söz mü? Söz mü? Şimdi hep beraber, hep beraber yiğit düştüğü yerden kalkar. Bundan sonra öyle tatava yapma baskeçlerle gelmişlerin Etimesgut'ta hüküm sürmesine bir dönem daha tahammül edersek bir daha Etimesgut'u alamayız. O yüzden bu iş 31 Mart Pazar günü bitecek. Söz mü? Ona göre çalışın. Sonra hiç sıkıntımız yok. Örgütler çalışıyor. Hiç problem yok. Siz oyunuzu sandığa atın. Atması sizden. Koruyup da düzgünce sayması, saydırması bizden. Ben daha önce de söz verdim. Ankara'da Mansur Başkan'ın mazbatasını almaya gitmeyeceğim. Hüseyin Can'ınkine de gitmeyeceğim. Ben eğer siz benim dediğimi yaparsanız sizinle birlikte Etimesgut mazbata törenine geleceğim. Bitirin bu işi. Bitirin. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Şimdi TRT'ye inat. Çal bakalım. Çal bakalım Türkiye İttifakı'nın şarkısını. Bütün bayraklar havada, Etimesgut. Kazanacak mıyız? Ülkem güzel mi? Ses gelsin. Kazanacak mıyız? Hak eder uğruna her. Genel Başkanımız Özgür Özel, Belediye Başkan adayımız Erdal Beşikçoğlu ile birlikte siz saygıdeğer Etimesgutluları sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye, coşkuya teşekkür ediyor Etimesgutlular. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına, Ankara gücü taraftarlarına ve güvenliğimizi sağlayan emniyet teşkilatımıza, koordinasyonda hiçbir eksik yaratmayan Etimesgut ilçe örgütümüze, kadın ve gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz. Ve en büyük teşekkürü bugün bizleri yalnız bırakmayan siz sevgili Etimesgutlara teşekkür ediyor. Hepinize dostça kalın, hoşça kalın diyoruz. Sen her şeyin en güzeline layıksın Etimesgut. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer.